Çok da doğru söyledi. Karşıdaki adayında ya da eşinde, sevgilisinde en yakışıklı, en güzel o bilse ve başka hiç kimse bilmese ne aldatma olur ne de başka bir şey mutluluk olur. Hazır mısınız Suat Bey karşılaşmaya? Selam. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Gözleri bu arada çok, çok güzel. Güzelsin, gözlerin çok güzel filan. Ben dudak okumada uzman olduğum için. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Teşekkür ederim. Yani iyi ki paravan varmış. Direkt konuşmada zorluk çekebilirmişim. Çaya çıkalım. Tanımak istiyorum. Tamam. Alkışlar oluyoruz canlı odaya. Aşık oluyorum eyvah. Yerimde duramıyorum. Bile bile yanıyorum tutamıyorum. Mahmut ve Demet kararlarını açıklamak üzere geliyorlar. Sesi ta kendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor aşk bu olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. Bana bakıyor beni soruyor hayırdır inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüştünüz mü? Evet konuştuk. Çay içtik kafede de. Yani öncelikle şunu diyeceğim. Dün canlı odaya gittiğimizde kafeye geçerken ben çok dalgındım. Bana bir şey anlattı. O yüzden de hiç Demet'i unuttum. Bir anda gitmeye başladım da hani bir kabalık babında yapmak istemedim aslında. Evet buradan çıkarken sen önden haldır uldur gittin hanımefendi. Yani bana kaldı. Bir olay anlattı. Hayatından bir kesit anlattı. O an öyle bir daldım ki o olaya, o hayata. Ya yani Demet'i aslında unuttum yani. Hatta kafede de muhabbet ettiğimizde bana daha da içten anlatınca onu şu an sanki talibim değil de hani bir dostumu dinliyormuş gibi oldum açıkçası onun hayatını. Dostunun cevabı mı? Karar anının cevabı mı? Dostunu dinlemek. Geleceğim. Yani öncelikle Demet sana şunu söyleyeyim hani aslında bu kesinlikle bir bahane değil. Ya bunu en içtenlikle söyleyeyim sana. Bu asla bir bahane değil. Hayatında bir bilinmeyen var. Bunu sen de biliyorsun. O bir bilinmeyenden, o siyahtan önce bir aka çıkman lazım. Evet, biliyorum. Ya psikolojinin kesinlikle bir temiz olması lazım. Evet. Sen çok şanslı bir kız çocuğusun ve ailen de çok mükemmel, anne baban. Onu bir temizlemen lazım ki ilerideki hayatında daha mutlu olabil. Evet. Ve bir eğitimin var, tamamlanmamış bir eğitim, kazanmış üniversiteyi. O eğitimi tamamla ki ileride daha güçlü bir kadın olabil. Hani evlendiğin zaman daha güçlü, daha mutlu olabil. Evet. Bu yüzden evliliğin şu an mümkün değil senin, benim açımdan. Önce, seninle evlenmesi mümkün değil. Bence ben veya bir başkasıyla evlenmesi bence mümkün değil. Önce hayatını daha bir oturtması lazım. O yüzden olumsuz. Üzülme sakın. Sakın üzülme. Zaten, yok üzülmüyorum zaten. Sakın. Buraya gelirken Demet bana öğretmen değil dost ol diye geldi. Sen bir nevi öğretmenlik yaptın. Yani hani dost İnsanlar oldum. İnsanlar öğretmenleriyle sevdalı olmazlar. Dostlarıyla ilişki yaşarlar, sevdalı olurlar. Çünkü dost aynı zamanda da öğreticidir. Hani, hakkınızda hayırlısı. Yani, alkışlarla uğurluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.
olsa olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Şenol Bey'e telefon hattında da Zeynep Hanım var. Alo, deyin lütfen. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyız yalnız burada. Evet, ben de aynı. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Ankara'da oturuyorum. Pardon? Avcılar, İstanbul. Avcılar. Ankara. Ankara'da oturuyorum. Ankara. Ay, atıyorum. Kusura bakmayın. Ha, pardon. Sizi dinliyorum. 44 yaşındayım. Evet. Çocuk sorunum yok. Yalnız yaşıyorum. Güzel. Ben sizi davet ediyorum o zaman. Ne tamam, zaman peki gelebilirsiniz? Cuma günü. Cuma günü. Tamam. Evet. Tamam. Cuma günü Ankara'dan bekliyoruz sizi Zeynep Hanım. Tamam. Sevgiler, hoşça kalın. Tamam, iyi akşamlar diliyorum. Cansu ve Cüneyt. Dün biliyorsunuz ki Cüneyt canlı yayında biten ilişkileriyle ilgili tekrar lütfen geri dön çağrısı yaptı. Israrla Cansu bu çağrıya hayır dedi. Bazen telefondaki sese istediğinizi söylersiniz ama gözlerine baktığınız zaman ne hissedersiniz? Önce dün yaşananlar, sonra da bakalım neler olacak. Günlerdir arıyor, devamlı rahatsız ediyor. Evet. Ama çıktığım halde devamlı aramaları başladı. Ben Cüneyt efendim. Ben kendisinden özür dilerim. Yani unutamadım, ben sevdim. O yüzden yani kendisini bulaşmak istedim. Günlerce aradım ama cevap vermedi. Özür dilerim deyip seyircilerin karşısında yapsaydın belki daha farklı olurdu ama senin bu tavırların, hareketlerin hiç hoşuma gitmedi. Görüşmek de istemiyorum seninle. Konuşmak da istemiyorum. Bitti yani. Yani affetsin Esra Hanım. Ben de çok pişmanım. Ağlıyorum yani günlerce. Seviyorum onu. Yani almak istiyorum onu. Ben istemiyorum. Bir daha aramanı istemiyorum. Mesaj atmanı da istemiyorum. Bu kadar. Ben çok pişmanım. Yine kendisine söylüyorum. Özür dilerim kendisinden. Ama bu hatamı telafi etmek istiyorum. Ben onu çok seviyorum. Unutamıyorum da. Ağlıyorum her gün geceleri. Hani sevgi yani olunmuyordu. Hani konuşmadan, yaşanmadan, el ele tutuşmadan sevgi olunmuyordu. Nasıl oluyor bu aşk? Kendisine de söylemek istiyorum. Üzgünüm. Ama hatamı bir telafi etmek istiyorum. Ama pişman oldum hatamı yaptığım için. Yani peki, özür diliyorum. Cüneyt şöyle ama yapalım. Seviyorum yani. Cansu'yu bence biraz rahat bırakalım. Düşünsün. Yarın söylersin cevabını. Olur mu ekibe? Esra Hanım, ben de gelebilirim isterseniz oraya. Hayır, ben istemiyorum. İlanı aşk ediyorum. Benimle evlenir misin? Beraber yaşanmaya bir kalemle söz verir misin? İlanı aşk ediyorum. Benimle evlenir misin? Beraber yaşanmaya bir kalemle. Senden özür dilerim. Tamam ama beni affet. O kadar zoruma gitti ki. Hatalı olur olur. Olabilir ama başta yani yaptın hatayı. Yani bir şans daha versen olur yani. Yok. Bir şans yani, bir şans. Ya şans olsa bile zaten daha benim buraya geri dönüşüm olmaz. Çocuğun derdi ne olacak? Kendime bağlayıp Cansu uçasım geldi şu an. Ece'yi bak. Diyelim ki sana böyle biri gelseydi. Gel Cansu. Yok. Aman Cansu diyorum. Ben ona Cüneyt cevap vermek istemiyorum. Yani bana gelmiş, ona gelmiş. Hayır, yani böyle yani bir durumda sen olsaydın ne yapardın? Bilmiyorum, ben öyle bir şey yaşamadığım için yani. Etkilenir miydin şu görüntüden? Etkilenirdim yani. Ha? Etkilenirdim. Etkilenirdin. Evet. Sevda bak, ağzı başkalarına yapıldı. Başka birine yapıldığı halde bile kızların suratları böyle bak.
Gel bir dakika ya. Esenem, ben Cansu'yu çok seviyorum. Benim evet. Arkadaşım buraya geldiğimden beri çok iyi arkadaşım. Ve şunu söylüyorum, gerçekten pişman. Gerçekten. Peki niye bu kadar katısın Cansu'ya? O şansı ver. Niye bu kadar katısın? Ay. Ben de çok ya şey başta yapmam. Zaten kendisi kaybetti beni. İlk hani yaptı hatayı ama yani sürekli gerisi şey gelir ya. Sanmıyorum. Beni. Hiçbir şey başlamadı ki. Ben o gün size dönüp ne dedim? Ya kaç aydır berabersiniz dedim. 48 saat olmuştu. Siz burada mıydınız? Öyle evet. Ama o 48 saat içinde ama her şey oldu, yaşandı, bitti diye. Yani. Hayır, 48 saatte o gün görüşemedin diye. Hayır, Esra abla sinirlerim bozulmuştu. Devamlı arıyordu kendisi. Kızlarla vakit de geçiremiyordum. Üst üste. Artık telefon elimde. Bir tarafta kızlarla konuşuyorum. Bir tarafta telefon elimde. Diyorum ki biraz da hani rahat bırak beni. Biraz da arkadaşlarımla ilgileneyim ki döneceğim sana. Devamlı ara, devamlı çok ara. Havalı. Sinirlerim bozuldu. Cansu beni dinliyor musun? Olacak bir şey değil. Ha? Dinliyor musun? Ne yapalım? Ya. Kaderimize yüksek. Gerçekten ver hayır, o şansı. Yok. Gerçekten. Telefonda ablam veya annemi bağlamak. Annenlerle konuşmak istiyorsun. Yani. Niye? Bakalım onlar ne diyor. Onların çünkü hoşuna gitmemiş. Tavırları, hareketleri, geliş şekilleri hiç hoşuna gitmemiş yani. Annenlerle konuşmak istiyorsun. Bir bağlayalım mı annesini, ablasını? Cüneyt ne yaptın, bu kadar büyük hatalar yaptın? Olabilir. Herkesin bir hatası olabilir. Hayır, hayatında yani bu hatalarda da... Ya bana bir şu olayı özetler misiniz? Çocuk o gün geldi mi, gelmedi mi, etti mi, etmedi mi, onu ya yaptı, bunu yaptı derken... Ya ben söyleyeyim size, ben Kadıköy'e geldim. Özellikle çay içtim, oturdum. Ben aradım kendisini. Sen takıl dedi, çay iç dedi. Ben seni arayacağım, döneceğim dedi. Sonra kendisi aradı. Dedi geleceğim, tamam dedi. Tamam dedim, ben de bekleyeyim dedim. Ya benim amacım da şöyle demek istedim. Ben hani akşam dedi ya sizi çağıracağım bunlar. Öyle değil. Ben aslında kendisini dedim ki servise binin. Hani yabancı yok sanatçıda. Herkes de beraber arkadaşlarla beraber bin. Ben seni karşılayacağım, alacağım seni dedim. O da tamam dedi. Ha, ben tek başıma nasıl geleyim? Ama servise bineceksin peki, yani sonuçta. Peki o gün diyelim ki kaba davrandın. Kabul ediyor musun bunu? Diyelim ki kaba davrandın. Tamam, özür dilerim. Ben kendimi özür suçlu dedim. Buluyorum başka yani. Başka bir hatam var mı? Böyle başka bir hatam? Bilmiyorum, söyleyebilir. Yani ne hatam varsa yani. Söyleyebilir kendisi. Anneye ulaşamıyorum. Hani kötü bir şey mi yaptım yani? Aslı. Kötü bir şey mi yaptım yani? Kadın beyni farklı çalışıyor. Erkekler giriş gelişmeye pek bakmazlar. Sonuca odaklanırlar. Aslında ikisinin istediği de aynı şey. O gün yorgundu ama Cansu'nun gelmesini bekledi. Cansu da yalnız gitmek istemedi. Ben kadınlık bekledim kendisinin gelmesini. Kadınlık dürtüleri, o gelip onu alsın, bir jest yapsın istedi. Ama en iyi erkek pişman olmuş erkektir diyorum. Bence değerli. Cansu. Yani nedir kararın? Esra abla, olumsuz. Gerçekten. İstemiyorsun. Ben onu zaten telefonda söyledim kendisine. Boşuna gelme, istemiyorum dedim ama o yine yaptı. Yapacağını geldi. Kendisine yine teşekkür ederim. Ama yani istemiyorum artık gerçekten. Yoruldum. Ay. Bir şey teşekkür diyecek misin? Ne diyeyim? Ha? Kaderimiz yok. Hiç doğmadık ki zaten kaderimiz. Ne anadan ne babadan. Hiçbir şeyle gülmedi yüzümüz. Bu saatten sonra neyi gülsün ki? Artık hep ağlayacağız, sığınlayacağız artık. Saçmalama canım, ne öyle ağlama. Ya hayır, saçmalama. Ece istemiyor. Bir saniye. Hayır, o eli gerçekten. Gel. Dur. Ama Esra'nım, sadece konuşabiliriz ama net bir şey demiyorum. Hayır net, Cansu. Ne demek, gerçekten bir şey bu eli ya. Bu çocuk hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Kafanda birkaç soru var. O kafandaki soruyu tamam. Ne o sorular? Cansu. Yok soru falan. Tamam. Hayır, ne o sorular? Yok soru falan. Yok. Esra, var bir soru var. Yok. Biz ikimiz kendi aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Konuş.